Efendim TRT 1 ekranlarından bu toprağın sesinden herkese bereketli bir sabah diliyoruz. Stüdyomuzun güzelliğini ve bereketini görüyorsunuz, öyle değil mi? Bugün 1,5 saat canlı yayında. Soner hocamı hatırlarsınız, geçen hafta da konuk etmiştik. Bundan sonra zaten her perşembe kendisiyle birlikte olacağız. Şimdi Soner hocam Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi ama aynı zamanda Türkiye'de süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı deyince de Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden bir tanesi ve pek çoğumuzun aslında merakla beklediği soru cevap bölümü gelecek birazdan. Gül bakımını konuşacağız. Özellikle şimdi alıyoruz evimize gülü, yaprakları dökülüyor, bir daha açmıyor ya da budamada hata yapıyoruz. Hangi toprak kullanacağımızı bilmiyoruz. Aslında çiçeklerin dilini yine Soner hocamdan dinleyeceğiz ve püf noktalarını alacağız. Peki sadece bu kadar mı? Elbette ki değil. Şimdi süs bitkileri Türkiye için çok önemli bir ihracat kalemi. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Süs bitkilerinin durumu nedir? Biz bu sektörde bir adım daha öne çıkabilmek için neler yapmalıyız? Yine işin uzmanı yani Soner hocamı bu konuda bilgilendirmek için aslında bugün bütün program boyunca hem sizden gelen mesajlarla hem de yine bizim sorularımıza şekillendirmeye gayret edeceğiz. Altını çizelim, Türkiye'de pek çok bölgede yetişen süs bitkileri aynı zamanda bölge halkı için de önemli bir kalem. Peki bu kadar mı? Elbette ki değil. Bugün bir de canlı telefon bağlantımız olacak. Şimdi süs bitkileri deyince sadece evimizdeki saksı bitkileri aklımıza gelmiyor elbette ki. Dışarıda yani çevremizde, şehrimizde bizim ruhumuzu dinlendiren diğer dış süs bitkileri de aklımıza geliyor. Tam da bu noktada aslında işin uzmanıyla bir telefon bağlantısı kuracağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gideceğiz. Profesör Doktor Füsun Erduran Ne Mutlu telefon bağlantısı olacak. Füsun hocama da şunu soracağım. Füsun hocam, peyzaj neden bu kadar önemli? Şehrin nefes aldığı yerler biz insanlar için neden bu kadar önemli? Süs bitkilerinin peyzajdaki rolü nedir ve özellikle yerli üretimi neden kullanmalıyız? Hasılı şöyle diyelim, elbette ki size bir gül bahçesi vaat etmeyeceğiz ama şahane bir program geçeceğinin şimdiden sözünü verelim. Peki bütün bu önemli içeriklerle ne zaman? Reklamlardan hemen sonra karşınızdayız. Toprağın sesinde bugün. Gül, güzel çiçekleri ve hoş kokusuyla bahçelerimizin ve evlerimizin vazgeçilmez bitkilerinden. Peki, gülleri hangi mevsimde dikmemiz gerekir? En doğru gül bakımı nasıl yapılır? Gül yetiştirirken hangi gübre ve besinleri kullanmalıyız? Gül bakımı hakkında merak edilen pek çok soruyu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Kazaz sizler için yanıtlayacak. Süs bitkileri yetiştiriciliği ekonomik değeri yüksek bir sektör. Bugün her yönüyle bu sektörü konuşacağız. Türkiye'nin süs bitkileri sektöründe dünyadaki yeri nedir? Ülkemizde en fazla ihracatı yapılan süs bitkileri hangileridir? Kentlerin peyzaj tasarımında ne kadar yerli üretim bitki kullanıyoruz? Stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Kazaz tüm bu soruları bizler için yanıtlayacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Efendim bugün bu toprağın sesinde A'dan Z'ye süs bitkilerini konuşuyoruz ve çok kıymetli konuğumuz Profesör Doktor Soner Kazaz hocamla birlikteyiz yine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülgün Hanım. Günaydın. Hocam günaydın. Bereketinizle geldiniz. Ne kadar güzel görünüyor. Bize izleyenlere de günaydın. Sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hep söylüyoruz. Çiçek deyince hiç ayrım yapmadan, kadın, erkek, çocuk, meslek ayrımı yapmadan herkesin aslında çiçeğe karşı bir sevdası var. Ama kimisi benim gibi hiç bakamaz, kimisi de sizin gibi çiçeğin dilinden anlar ve coşturur. Bugün özellikle hanımefendilerden çok mesaj aldık. Gül bakımıyla ilgili konuşacağız. Ana bölüme geçtiğimizde de süs bitkilerini genel bir değerlendireceğiz. Şimdi hocam önce güllerle başlayalım.
Ve yine ben aslında kendi üzerimden yola çıkacağım. Ben gül bakımı konusunda ne yazık ki sınıfta kaldım. Püf noktalarını Soner Hocam'dan alacağım ama Soner Hocam, gülleri nerelerde kullanıyoruz? Şimdi güller, çok farklı güller var. Kesme güller var. Bunları seralarda dikiyoruz. Sepet, çiçek, çelenk ve aranjmanlarda, vazolarda, buketlerde kullanıyoruz. Evet. İç mekan bitkilerimiz var. Saksı bitkileri diyoruz. Bakın şu güller. Bunları daha çok evlerimizde kullanıyoruz. Şurada gördüğümüz bakın bitkimiz var. Şu bitkimiz var. Bunlar bahçe gülleri. Bunları balkonda kullanıyoruz. Yine bahçelerde kullanıyoruz. Belediyelerin park ve bahçelerinde, bordürlerde kullanıyoruz. Dolayısıyla hem evlerde kullandığımız güllerimiz var, hem seralarda kullandığımız güller var. Ama çoğunluğunu da açıkta bahçe, peyzaj gülü olarak kullanıyoruz. Aslında hem şehrin dokusunu değiştiriyor, nefes almamızı sağlıyor. Ruhumuza şifadır aslında çiçek. Ama iş ki çiçeğin dilinden anlayalım. Hem dediğiniz gibi açık alanlarda, kentlerde diktiğimiz güllerde, hem evlerimizde. Ben aslında bütün sorularımı bu çeşitlilik üzerinden götüreceğim. Şimdi hocam, gülleri ne zaman dikmeliyiz? Şimdi eğer gülümüz bahçe gülü ise bunun en güzel zamanı bahar, ilkbahar ayları. Eğer bulunduğunuz il çok sert ise, kışları çok sert geçiyorsa... Ankara mesela. Ankara'da en güzel dikim zamanı Nisan ayı. Çünkü Şubat bazen ılık geçebiliyor, bazen sert geçebiliyor. Mart yine aynı şekilde. Evet, havalar daha ılık geçiyorsa öne doğru çekebilirsiniz. Yani Şubat'ın sonu Mart gibi. Ama Ankara koşullarını düşünürseniz Nisan ayının başında iyi dikim zamanı. Diğer illerimizi düşündüğümüz zaman güller eğer çıplak köklüyse ya da böyle saksılı, yani tüplüyse, topraklıyse, bunları Nisan-Mayıs aylarında dikebiliriz. Ama Türkiye genelinde güllerin en iyi dikim zamanları, özellikle güller yapraklarını döküyor biliyorsunuz. Evet. Baharda uyanmaya başlıyor. O gözler uyanmadan dikmek. Bu da genellikle Türkiye'de ortalama olarak bütün illerimizde Mart ayı ile Nisan ayı içerisinde oluyor. Peki hocam. Şimdi en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Bahçemiz var ya da balkonumuz var. Hocam özellikle pandemi sürecinde insanlar aslında süs bitkilerine daha çok yöneldi. Evet. Hepimiz evlere kapandık ve onlar da bizim dostumuz oldu. Ama balkonlarımızda bir türlü o dikişi tutturamadık. Neden? Çünkü toprak seçimini yanlış yaptık. Evet. Güller nasıl toprak ister? Şimdi güller aslında bahçe gülleri daha toleranslı ama evde yetiştirdiğimiz güller daha hassas bitkiler. Evdeki bitkilerden başlayacaksak, evlerimizde herkesin yakınında çiçekçi var. Evet. Çiçek, bunlar bakın çiçek toprağı diye geçiyor. Torf burada. Evlerimizdeki güller için torf kullanabiliriz. Ya da torfunuz yok, kum erkesine ulaşabileceği bir materyal, malzeme. Torfu kumla 50-50, %50-%50, örneğin bir saksı torf, bir saksı kum karıştırabilirsiniz. Bunu bulamayanlar için mesela bakın burada perlit var. Perlit, beyaz, bu maden, inorganik bir materyal bu. Dolayısıyla bunu da yine torfla, çünkü buna diktiğiniz zaman suyu geçiriyor. Güller suyu geçiren topraklarda güzel yetişiyor. Hı. Evlerde böyle. Bahçe için daha toleranslıyız. Örneğin gülleri dikerken çukur açıyorsunuz. Evet. O çukurun içerisine herkesin bir şekilde ulaşabileceği hayvan gübresi var. Koyun ya da sığır, büyük var. Bunların mutlaka yanmış olması gerekiyor. Yanmış ne demek? Bir yıl bekleyecek, ısısı gidecek. Evet. Dolayısıyla hayvan gübresini bahçe toprağıyla karıştırabilirsiniz. Yine toprağınız taşlı ise birazcık çiçek toprağı içerisine atabilirsiniz. Ya da herkesin bulunduğu, yaşadığı yerlerde yapraklar var. Hı hı. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları var. Biliyorsunuz bunlar çürüyor. Bu çürük yapraklar kompost. Organik madde bunlar. Hiç de para vermeden bunları alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerlerdeki ağaçları, köylerdeki yine kestane toprağı mesela. Kestane toprakları çok faydalıdır, zengindir güller açısından. Dolayısıyla gül toprak açısından seçici değil. Kumlu, taşlı, tınlı topraklarda gülleri kolaylıkla yetiştirebiliriz. Sadece eğer çok süzekse, taşı çakılı fazlaysa daha fazla sulamak gerekiyor. Ağırsa toprak, daha sulamak gerekiyor. Bu şekilde dengelemek gerekiyor. O zaman hocam sulamaya geçelim. Şimdi diyelim ki evde yetiştiriyorum, evet, ya da bahçemde yetiştiriyorum. Yağmur zaten hani kendini beslemesine elbette ki yeterli olacaktır ama yine de hem bahçedeki gülüm için hem de evde yetiştirdiğim gülüm için sulamayı nasıl dengeleyeceğim? Şimdi sulamada çok güzel. Sulamada şuna özellikle dikkat ediyoruz. Bahçenizde gül varsa, evet, zaten sonbahardan, yani Eylül ayından ta Mart ayının sonuna kadar zaten yağmur var. Yağmur yoksa soğuk var. Bitki zaten dinlenme dönemine giriyor. Gül biliyorsunuz kışın yapraklarını döker, kışın güller büyümez. Özellikle soğuk yerlerde. Dolayısıyla bu bahsettiğim sonbahardan bahar ayına kadar gülleri sulamaya gerek yok. Baharda güller uyanmaya başlıyor. Gözler patlamaya, yapraklar sürmeye başlıyor. Bu dönemden itibaren bitki artık beni sulayın diyor.
Bir şey soracağım hocam, ama mesela diyelim ki bahçede sadece gül yok, işte evet, diğer çeşitli bitkilerimiz de var. Biz de aldık elimize hortumu, ki ne olursunuz hoyratça o vahşi sulamayı biz evlerimizde de önemli, yapmayalım. Ama işte sulamaya başladık. Arada gülü de suladık. Fazla su güle nasıl zarar verir? Fazla gül yaparsanız bir, yaprakları sararır. Gülün yaprakları bakın koyu yeşil burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla öncelikle yaprakları sarıya döner, daha sonra yapraklar dökülür. Sonra kökleri çürütürsünüz. Üzerindeki çiçekler, tomurcuklar kurur. Hatta çiçekler varsa tomurcuklar açmayabilir, dökülebilir. Aa. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Her zamanki gibi. Evet. Evimizde? Evimiz için çok güzel, pratik bir şey söyleyeyim size. Herkesin evinde, bu sadece güller için değil Nilgün Hanım. Hı-hı. Evlerinizdeki çiçekler için çok pratik bir bilgi. Bakın hepimizin parmağı var. Evet. Yapmamız gereken, bakın beraber yapabiliriz. Hı-hı. Şu eklem eline kadar getiriyoruz. Burası yaklaşık 3-4 santimetre. Hı-hı. Bu 3-4 santimetre parmağımızı getiriyoruz. Bakın toprağı üstten şu şekilde sokuyoruz. Nem var mı toprakta? Var. Var. Neden? Çünkü şimdi az önce sulamıştık bunu. Nemi hissediyorsanız sulamayacaksınız. Bu kadar. Biz ne yapıyoruz? Oğlum, kızım, çiçekler kuru, sula. Neye göre? 10 gün geçti, bir hafta geçti. Ama sen İzmir'desin, ben Adana'dayım. Öbürü İstanbul'da, öteki insan Diyarbakır'da. Biri güneşte, biri serinde. Biri ağaçların altında gölgede, öteki tam güneşte. Biri evin güneyinde, biri kuzeyinde. Kesinlikle. Neye göre bir hafta? Evlerde böyle yapıyoruz. Bütün ev çiçekleri için kuralımız bu. Kaktüsler tabii, sukulentler, onlar genellikle daha kuru. Onları ayda bir suluyoruz ama gül konusu olduğu için evdeki bu şekildeki mini güllerimizi, saksı güllerimizi elimizin şu şekilde 3-4 santimetre toprağı üstten bandırıyoruz. Nem hissediyorsak sulamıyoruz. Kuruysa o zaman su veriyoruz. Ya öyle dışarıdan baktık suya ihtiyacı var. Yok. Öyle bir şey yok. Mutlaka toprağı elimizi daldıracağız. Nemi hissettik, suyu var. Kesinlikle. Ben size şöyle baktığım zaman su mu istiyorsunuz, su mu istemiyorsunuz? Nasıl anlayacağım görünüşten? Değil mi? Bahçe gülleri ne yapacağız? Yaz aylarında güllerinizin bulunduğu konum çok önemli. Genellikle yaz aylarında haftada bir ya da iki defa güllerinizi sulayabilirsiniz. Orada da toprağı elle kontrol edebilirsiniz. Orada da yine haftada güneşli havalarda, sıcak mesela 30-35 derecelik olduğu günlerde, mevsimlerde, aylarda gülleri haftada iki defa sulayabilirsiniz. Yağmurlu, kapalı havalarda yine daha geniş aralıklarla haftada bir ya da 10 günde bir sulayabilirsiniz. Hı hı. Ve hocam altı mutlaka yine mutlaka, saksıların delik olacak. Bitkinin saksıdaysa kuralımız bir, altı deşik olacak. Suyu verdiğiniz zaman mutlak alttan çıkacak. Alttan çıkıncaya kadar sulamamız gerekiyor. Soner hocam, gelir de soru gelmez mi? Yayın boyunca da hem WhatsApp hattı üzerinden hem de sosyal medya üzerinden Soner hocama ne sormak isterseniz lütfen bizlere iletin. Ben de burada Soner hocamla paylaşayım. Hocam, Kerim Yörük yazmış Adana'dan. Günaydın, iyi yayınlar. Sere içerisindeki güllerin otla mücadele yöntemlerini öğrenebilir miyim? Herhangi bir kimyasal kullanma şansımız var mı? Bu konuda Soner hocam bize yardımcı olabilir mi? Önce kimyasaldan başlayalım. Bir akademisyen olarak, bir bilim adamı olarak insanlarımıza daha çok böyle tarımsal ilaçlar, ki ot ilaçlarına herbisit diyoruz. Yani kesin çözüm bunlar oluyor ama bunların hem toprağa hem insan sağlığına zararlarına düşündüğümüz zaman daha çok organik çözümler bulmamız gerekiyor. Bunun için mesela ne yapabilirsiniz? Birincisi, kültürel mücadele ot alabilirsiniz. Tohuma kalkmadan otu almak gerekiyor. İkincisi, mesela çam kabukları. Biliyorsunuz çam ormanlarının altında ot olmaz. Neden? Çünkü asidiktir. Çam kabuklarını sererseniz hem toprağı nemli tutarsınız hem ot çıkışını önlersiniz. Üçüncü olarak mulch diyoruz. Toprağın üzerine naylon ya da değişik plastik ya da pamuk malzemeler var. Zemin örtüsü diyoruz bunlara, mulch malzemesi. Onlarla beraber güllerimizin etrafını ya da bulunduğu alanı kaplarsak yine buradan ot çıkışını önlemiş oluruz. Peki hocam, çok büyük bir seraysa? Büyük sera ise oralarda eğer... Zaten büyük sera ise bu kesme güldür. Çünkü büyük seralarda ya da fidancılık yapıyorsunuzdur. Dolayısıyla buralarda tavsiyem, saksıda yapıyorsanız çam kabuklarını koyabilirsiniz. Açık alanlarda daha çok yani herbisitler var. Burada ilaç isimlerini vermek çok sağlıklı değil. Evet. Ama evet, daha çok maaşla beraber çözülebilir diye düşünüyorum. Yani daha çok aslında Kerim Bey sera içerisindeki güllerle otla mücadelede evet, ne yapabilirim diye sormuş. Herbisitler kullanıyoruz. Bunlarda da gülleri diktikten önce ya da güllerin yapraklarını etki etmeyen herbisitler var. Onları kullanabilirler. Tamam hocam, sorular yağıyor. Nilgün Hanım, iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Güllerde budama zamanı ne zaman? Üretmek için en iyi yöntem çelik mi yoksa aşıyla mı diye sormuş. Hangi aşıyı önerirsiniz? Çelik alma ve aşı zamanı ne zaman? Gülün çiçek vermesi için hangi izelementlere ihtiyacım var? Teşekkürler, hepsini sormuşlar. Fevzi Sarı. Fevzi, hakikaten bir avazda benim bütün sorularımı sormuşsun. Şimdi budama ile ilgili şöyle söyleyeyim. Budama zamanı geçti gerçekten. Şu an budama zamanı geçti, evet, ama güllerin en uygun budama zamanı, bakın güllerde, Nilgün Hanım şöyle göstereyim size. Şu yaprağı görüyoruz bakın. Evet hocam. Güllerde
Sonbaharda yapraklar dökülür kış aylarında. Bitki dal çıplak kalır. Bahar aylarında bakın yaprak yokken gözler uyanmaya başlar. Şurada gözler var. Yaprakların dibinde boğum diyoruz burada. Evet. Burada gözler var. Bakın şu çıkıyor buradan görüyorsunuz. Bu gözler sürmeden budama zamanı gelmiştir. Gülleri genellikle Şubat ya da Mart ayında budamamız gerekiyor. İliniz çok sertse Mart ayında yapabilirsiniz. Antalya gibi daha ılıman yerde iseniz Şubat ayında gülleri budayabilirsiniz. Teknik olarak da önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Yani budarken nasıl keseceğimiz, hangi açıda keseceğimiz, neresinden? Hangi yükseklik? Hangi yükseklik? Çok kısaca şöyle göstereyim. Eğer gülünüz gençse, 1-2-3 yaşındaysa güllerinizi, bahçe gülü ise bu arada, tamam, güllerinizi toprak seviyesinden yaklaşık 50 santimetreye kadar. Biz bunu 2,5-3 karış diyoruz bakın. Herkesin karışı 2 santim aşağı, 2 santim yukarı eşit. Hı-hı. Aşağıdan şöyle 40-50 santimetrede yukarıdan kesmek gerekiyor. Hı-hı. Gülünüz yaşlandı, verimden düştü. Hı-hı. Hani insanlar da yaşlanır koşamaz ya, gençli insan gibi. Gülünüz yaşlıysa o zaman daha toprağa yakın kesersiniz ki yine gülü oradan gençleştirelim, yeni güller gelsin diye. Hocam uygulamamız da var aslında. Uygulamaya evet, geçelim mi? Tabii. Bir? Tamam. Bugünkü uygulamamız ve en çok insanların merak ettiği konu gülleri nasıl çoğaltırız? Az önce Fevzi Bey'in sorusundaydı. Evet, çelik naşı mı? Çok evet, kısaca şöyle söyleyeyim size. Eğer bahçede gülleriniz varsa, serada kesme gülleri toprakta yetiştiriyorsanız mutlaka aşı yaparsınız. Aşıya çoğaltırsınız. Ama evinizde hobi olarak, bahçenizde hobi olarak gülleri dikmek istiyorsanız çelikle yapabilirsiniz. İkisinin farkı ne? Çelikle çoğaltılan güllerin ömrü daha kısa. Aşıyla çoğaltılan güllerin ömrü daha uzun. Aşıyla çoğaltılan güllerin altında anaç diyoruz, topraktaki evet, kısmı, yabanisi. Hı hı. Onlar daha dayanıklıdır. Hastalıklara, zararlara karşı daha dayanıklıdır. Kendi kök üzerinde çoğalttıklarımız daha hassastır. Dolayısıyla hobi olarak insanlar evlerinde, bahçelerinde gülleri aşıyla yapabilir, çelikle yapabilir. Aşı uzun sürer, çelik daha pratik. Peki. Şimdi ben diyelim ki evimdeki işte bir arkadaşım geldi, gülü çok beğendi. Dedi ki Nilgün'cüm ben bu gülden istiyorum dedi, bana çoğaltabilir misin? Ya da köklendirme çok önemli. Evet, yine kesinlikle. Bu iki püf nokta aslında hem bizim çiçeğimizle olan ömrümüzü uzatacaktır, hem çiçeğin ömrünü evet, uzatacaktır. Yol arkadaşlarımız daha uzun sürecektir. Benim yardımcı olmam gereken bir şey var hocam, işin içine beni bence daire edeceğim. Daire edeceksiniz. Siz bu arada eldiveni gel. Şimdi şöyle olacak, güzel olacak. Nasıl yanlış yapılır onu evet, ben de göreceğiz. Şimdi püf noktalar dedik ya, ben buradan bizleri izleyen izleyicilerimize bunların şifrelerini vereceğim. Tamam. Madde madde. Bir. Gülü çoğaltacaksanız hemen yanımıza alalım. Gülde çoğaltacağınız dalın mutlaka çiçek açması gerekiyor. Bakın bunu görüyor musunuz Nilgün evet, Hanım? Bu çiçekli, bu henüz açmadı. Tomurcuk. Eğer bu tomurcuk ise bundan yaptığınız çelik kesinlikle köklenmez, çürür. Sonra hocam soruyorlar. Hocam bu gülü diktim, karardı, niye köklenmedi? Köklenmez çünkü zaten baştan yanlış. Hmm. Bir, kuralımız çiçeğimiz açmış olacak. Bakın açacak. Tam açmasına gerek yok. Rengini göreceğiz, yer açmış olacak. Tamam. İkincisi gülümüzü kesiyoruz. Bakın şuradan ben gülümü kestim. Onu böyle yatay bir şekilde mi kesiyorum? Yatay şekilde kesiyorum. Ben burada önümüzü de kapatmadan detaylı yapacağım. Şimdi bakın Nilgün Hanım. Birçok insanımız bilir ya da bilmez ama muhtemelen bilmiyordur. Gülün yapraklarına bakın. Burada bir tane yaprak var. Evet. Bir tane yaprak var. Burada üç tanesi bir arada. Aa, üç evet, parçalı diyoruz. Aşağı gelip 1, 2, 3, 4, 5 tane. Beşli. Şifre nedir? Gülde çoğaltma yapmak istiyorsanız mutlaka beşli yaprakları kullanacaksınız. Şahane püf noktası bakın, geldi. Bakın şuradaki tekli goncası küçük. Tamam. Buradaki üçlü goncası küçük. Ama bakın bunlar uzun. Uzun gül elde etmek istiyorsanız mutlaka beşlileri kullanacaksınız. Peki nasıl çelik yapacağız? Nasıl? Hemen bakın şuradan gözleri görüyorsunuz şunlar. Bakın bunlar beş yapraklı. Şurada da beş yapraklı var. Bir tane ben yapacağım, bir tane de size yaptıracağım. Alttaki gözü görüyorsunuz Hülya Hanım. Bakın beş parçalı yaprak. Alttan 2-3 santimetre bakın şöyle. 2-3 santimetre göz burada. Hı hı. 2-3 santimetre altından eğik. Bakın eğik kestim. Neden eğik? Çünkü düz olursa yüzey alanı az, eğik olursa yüzey alanı yara daha fazla olur. Ne kadar yara olursa o kadar elimizde yaralıyor, kabuk bağlıyor ya. Burada da kabuk bağlıyor. Biz ona kök taslakları diyoruz. Daha iyi bizim için. İkincisi iki gözlü yapılıyor. Bakın bu şekilde yapraklı çeli. Şu yaprağı görüyorsunuz. Bunun da bakın alttakini biraz uzun, üsttekini yarım santimetre, maksimum bir santimetre yukarıdan eğik kestim. Elimizde iki tane göz oldu. Sonra diken, gülü seven dikenine katlanır ama biz sonra bu dikenleri alıyoruz çünkü dikerken hava boşluğu yapıyor. Bakın bu dikenler elimizde şöyle yana doğru kopartarak alıyoruz. Ha, dikenler gidecek. Dikenler gidiyor. Yukarıdakiler gitmese de olur ama aşağıdakileri alacağız. Sonra bu yaprağı atacağız. Nasıl atacağız bunu? Böyle aşağı çekerek değil. Bakın şöyle tutuyorum. Sağ tık tık tık. Hatamı buldum hocam ben. Ben böyle çıt diye ayırıyordum onu. Sonra burada göz var. Bu göz ne yapıyor? Bu gözden yarın dal çıkacak. Toprağın altından sürgün çıkıyor ya, o buradan çıkıyor. Sonra gelelim diğer konumuza. Tamam.
Bakın Nilgün Hanım, göz burada. Evet. Gözü ters çeviriyoruz. Makasımızı alıyoruz. Bu da çok önemli bakın. Bastırmadan, kabuğunu soymadan. Şu gözün altından böyle 1-2 santimetrelik kısmı bakın şöyle yapıyorum. Ne oldu buradan? Sadece kabuk. Hmm. Bir de tutar mısınız? Bir başka bir şey göstereceğim. Tabii ki hocam. Bakın o kabuktu. Bir de şöyle yapanlar var. Hatayı gösterdim size. Bir de bazıları alıyor. Hı hı. Şöyle daldırıyor. Şöyle. Aa. Şimdi böyle daldırdığınız ikisinin zaman... İkisinin farkını gösterelim evet, hemen. Böyle daldırdığınız zaman bunun odununu kesmiş oluyorsunuz. İletim demetlerini. Yani elimizin kabuğunun soyulması var. Elimizi bıçakla kesmek var. Düşündünüz mü? Dolayısıyla burada kabuğunu az sıyırmamız gerekiyor. Şimdi... Diğer bir konu, bakın çok yaprak var bunda. 2, 4, 6, 7. Bakın 5'li 7 de olabiliyor. Bu yapraklar çoksa bir tane daha şifle şunu ucundan atabilirsiniz bakın. Çok fazla olduğu için neden? Bunun kökü olmadığı için su kaybeder. Çok fazla su kaybeder. Sonra diğer konuya gelelim. En çok insanlarımızın merak ettiği. Burada bir şey var, görüyor musunuz? Evet. Nedir hocam? Bu köklendirici. Bitki gelişmeyi düzenleyici. Gül bunu kullanmadan da köklenir. Buna ihtiyaç yok. Niye kullanıyoruz o zaman? Bu daha hızlandırıyor. Ha. Daha erken. Çünkü insanlar diyor ki hocam 30 gün bekledim, 35 gün bekledim, 50 gün bekledim olmadı. Eğer bunu bakın zorunda değiliz. Bunu alıyoruz. Şu şekilde bakın. Yara yaptığımız yere şu şekilde bandırıyoruz. Siz geçen perşembe şey demiştiniz. Çiçek işi sabır işidir aslında. Evet. O yüzden zorunlu değiliz. Eğer 30-35 gün beklemeye o sabrı gösterebileceksek bunu gerekiyor. Vatandaşlarımız temin edemeyebilir. Evet. Ama bunun adı bitki gelişim düzenleyici, köklendirici. Kullanmak zorunda değil. Tekrar diyorum. Bu bunsuz da güller kolaylıkla kökleniyor. Sadece süresi daha uzuyor. Evet. Sonra işimiz geliyor dikmeye. Toprağı. Az önce toprağı söylemiştim. Çiçek toprağı kullanabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra bu şekilde torf perlit karışımını kullanabilirsiniz. Sadece perliti kullanabilirsiniz. Öncelikle bakın bir zaman kaybetmeyelim diye bunu suladık. Hı hı. Bunu bolca sulayacaksınız. Su alttaki deliklerden çıkacak. Az önce baktık çok önemli burası. Evet. Sonra diğer şifreye geldik. Elimizi bakın şöyle tutacağız. Hı. Şu gözün üstünden bu kadar mesafe. Hı. Bakın bu herkesin parmağı yaklaşık 2 santimetre. Ne yapıyorum ben buraya kadar tutuyorum. Şöyle rahat gözükmesi için. Bakın şuradan buraya kadar. Getiriyorum bunu bakın ıslak toprağa. Mutlak ıslık olacak. Kurudan sonra ıslatmayacağız. Hmm. Buraya getiriyorum. Nereye kadar? Parmağıma kadar dikeceğim. Dikiyorum. Geldi. Sonra sıkmam gerekiyor. Eğer sıkmazsam etrafında hava boşluğu olur. Hava boşluğu olursa zaten köklenmez. Sıktık bunu. Değil mi? Bakın bu şekilde sıktık. Buna birkaç tane de yapabilirsiniz. Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa da yapabilirsiniz. Ha, bir saksıya 3 tane. 3 tane, 5 tane farklı açılarda yapabilirsiniz. Hmm. Bunu diktik sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu birazcık sulayacağız. Burada kabımız burada kirletmeyelim diye sulamıyorum. Bunu dibinden hafifçe sulayacağız. Can suyu. Evet, can suyu vereceğiz ve ondan sonra en önemlisi şu. Fısfıs. Çiçeklerimizin vazgeçilmezi. Şu şekilde fısfısımızı alıyoruz. Bu tarafa doğru yapayım size gelmesin. Olur hocam. Şu şekilde bakın. Mutlaka bu olmazsa olmaz. Gördünüz mü? Hı hı. Bakın şu an ıslandı. Bunu günde özellikle ilk 10 gün günde 3 defa 4 defa yapabileceksiniz. Yapmanız gerekiyor. Çünkü bunun kökü yok. Bu bebek. Bunu ne yapıyor? Ağlıyor. Ağlayan bebeğe mama vermemiz lazım. Buna da ağlıyor bir su vermemiz lazım. 3-4 günde bir. Günde 3-4 kez. Günde 3-4 kez özür dilerim. Sonra Nilgün Hanım bunu nereye koyacağız? Bunu evimizde direkt güneş ışığı almayan böyle aydınlık bir yer ama. Güneş tamamen vurmayacak ama çok gölgede olmayacak. Gölge bir yere koyacağız. Sonra bunu küçük bir sera yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bakın yaş pasta gibi. Şunları bir yardımcı olur musunuz? Tabii etrafına hocam, dizelim. Tabii. Böyle kenarlarına bakın şu şekilde. 3-4 tane bu şekilde. Bunları yerleştirdik. Sonra ne yapacağız? Tekrar sizden yardım isteyeceğim. Bakın şeffaf poşet. Buzdolabı poşeti bu. Sizden buraya birkaç tane delik atmanızı rica edeceğim. Tabii. Sebebini de söyleyeceğim. Böyle üstten. Evet. Sayısı önemli değil. 5-6 tane delik attık. Tamam. Bunun geçirgen olması gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde tam çocuk işi delik atmamız gerekiyor. Sonra bunu alacağız bu şekilde. Bunun üzerine bu şekilde geçireceğiz. Bu sera, ne yapıyor? Sera yaptık. Evet. Ne oldu bu? Bu bitkimiz kökü yok. Peki. Evlerimizdeki nem %40-50. Buna %70-80 minimum su gerekiyor, nem gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde yaparsak ne olur? Nemini muhafaza ederiz. Hı hı. Köklenmeyi artırırız. Delikler neden? Eğer buna deliklerine hava almaz, bu sefer de yaprağımız sararır. Hı hı. Bu şekilde ne kadar sürede köklendiriyoruz? Sabır olacağız. Bakın hep sabır diyorum. Bitkiler sabır. Minimum 30 günde
evinizdeki koşullara göre bu 30, 35, 40, 45 güne kadar bir zaman gerekiyor. Peki. Bir şeyi söyleyeceğim. Asıl şifreyi unuttum. Aklı tamam. Başlangıcında. Hadi son püf noktamız da olsun hocam. Gülü kestik. Evet. Bunu hemen çelik yapmayacağız. Burayı kaçırdım, unuttum. Bunu kestik. Kestiğimiz gün en az, bakın burada su var, musluk suyu, en az 6 saat bekletiyoruz. Benim tavsiyem gülü akşam kesin. En az bir gece beklesin suda. Çünkü su çeksin. Artık çelik olduğu için su kaybediyor. Doysun. Doysun. Şifre burada. Tamam. İnsanlarımız bunu bekletmiyor. 2 saat bekletiyor. Burada en az 6 saat. Benim tavsiyem en az 12 saat. Bir gün bekletmenin de mahsuru yok. Ondan sonra bunu alıyoruz. Çeliğimizi o şekilde yapıyoruz. Peki şahane. Hocam ben bunu özellikle stüdyomuzda elimden geldiğince bakacağım, söz veriyorum. Bir günde ne olursunuz sizinle akasya bakımı yapalım. Yapalım. O da benim için çok kıymetli yapalım. Çünkü. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bir yandan bekliyorum ama şimdi ana bölümümüze geçelim ve Soner Hocam'la genel anlamda hem dünyadaki hem Türkiye'deki süs bitkileri sektörünü konuşmaya devam edelim. Buyursunlar. Bu toprağın sesinde bugün. Süs bitkileri yetiştiriciliği ekonomik değeri yüksek bir sektör. Bugün her yönüyle bu sektörü konuşacağız. Türkiye'nin süs bitkileri sektöründe dünyadaki yeri nedir? Ülkemizde en fazla ihracatı yapılan süs bitkileri hangileridir? Kentlerin peyzaj tasarımında ne kadar yerli üretim bitki kullanıyoruz? Stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Kazaz tüm bu soruları bizler için yanıtlayacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Profesör Doktor Nevzat Artık Hocam'la birlikte Profesör Doktor Soner Kazaz Hocam'ı ağırlamaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Nevzat Artık her zaman şunu söyler. Hakikaten her bir konu bizim için çok kıymetli ama hocam. Hem biraz önce Soner Hocam'ın verdiği püf noktalar biz evimizde ve çiçek yetiştiriciler için beri yandan da aslında tüm dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir sektör bu. Onu da konuşmak için ağırlamaktan onur duyuyoruz. Tarım, bilim her anı bilgi gerektirir. Ne kadar güzel. Bir de stüdyo çok güzel görünüyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayenizde. Sağ olun hocam. Hoş çok geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Bunu da koparttım zannetmesinler. Hakikaten öyle bir şey yok. Çiçek dalında güzeldir. Sadece bu koptuğu için düştü yani. O yüzden aldım. Onun da altını çizeyim dedim. Hemen bir izleyicimiz bana mesaj atmış. Nilgün çiçeği niye kopardınız diye. Gerçekten yok, koparmadım efendim. Ben şahidim evet. Kopmadığına. Hakikaten düştü. Nevzat Hocam da sağ olsun. Günün uğuru olarak bunu bana armağan etti. Soner Hocam şimdi elbette ki yine sorular gelmeye devam edecektir izleyicilerimizden, ben biliyorum çok fazla çünkü süs bitkilerin özellikle evdeki bakımı üzerine merak edilen noktalar var ama en temelde evlerimize gelene kadar olan süreç de çok önemli, yani işin yetiştiricilik kısmı. Ama önce şu tanımla bir başlayalım mı, yine de bir hafıza tazelemek için, süs bitkisi nedir? Bilgin Hanım, öncelikle davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Süs bitkisi bir akademik olarak tanımlayacağım. Lütfen. Bir de halkımızın daha iyi anlayacağı şekilde tanımlayacağım. Akademik olarak şöyle tanımlıyoruz. Farklı teknikler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla yetiştirilen dekoratif bitki. Hı hı. Diğer tarifimizde daha basit tanımla yaprakları, çiçekleri, goncaları, meyveleri, dalları, dalların rengiyle, formuyla görsel etkinlik sağlayan ve bu amaçla kullanılan dekoratif bitkiler olarak tanımlıyoruz. Aslında evimizden dışarıya çıktığımız zaman bastığımız çim, gördüğümüz çalılar, gülünden, ateş dikeninden, çınarından, çiçekli yapraklısından, çiçekli bitkisine kadar bütün bitkiler, her aslında parklarda, bahçelerde gördüğümüz bütün bitkiler süs bitkileri. Peki süs bitkilerini kaça ayırıyoruz? Süs bitkileri dünyada 3'e ama biz Türkiye'de 4'e ayırıyoruz. Bir tanesi kesme çiçekler. Nedir kesme çiçekler? Az önce kestik. Kesme gül, karanfil, gerbera, kasımpatı gibi çiçekler kesme gül. Bunlar daha çok sepetlerde, buketlerde, çelenk ve aranjmanlarda kullanılıyor. Bunların goncaları, dalları, yaprakları kullanılıyor. Dış mekan bitkileri var. Evet. Özellikle bunlar adından da belli. Dış mekanda. Parklarımızda, bahçelerimizde, birçok peyzaj planlama çalışmalarında kullanılan ağaçlar, çalılar, çimler, mevsimlik çiçekler, çiçek soğanları, lale, nergis, sümbül gibi bütün bunlarda dış mekan süs bitkileri var.
Bir de iç mekan süs bitkileri var. Bakın böyle narin narinler. Az önce de gülde gösterdik. Evet. Bunlar özellikle evlerimizde, ofislerimizde, kapalı alanlarda, saksılarda ya da kaplarda yetiştirilen bazıları yapraklı, bazıları çiçekli bitkiler. Yine kaktüsler var, sukulentler var, dikenli dikensiz gibi. Kaktüsler. Bunlar. Bir de çiçek soğanları var. Türkiye'de doğa çiçek soğanları diyoruz. Çünkü bizim floramız çiçek soğanları bakımından çok zengin. Çok zengin. Bazı bitkileri biz doğadan kota ve ihracat izine tabi tutarak, bazıları yasak çünkü, bazıları izini toplanıyor, bazıları da üretimden serbest olacak şekilde ihraç ediyoruz. Örnek verebilir misin? Bunlara siklameni örnek verebiliriz. Kardeleni örnek verebiliriz. Erantis yamelis dediğimiz kar çiçeğini örnek verebiliriz. Bu tarzda oldukça fazla Türkiye'de ihraç ettiğimiz doğal çiçek soğanları da var. Özellikle kardelen soğanı Türkiye'de endemik bakımlar o kadar zengin olduğumuzu dile getirdiniz. Bunun da altını çizelim. Yani hani süs bitkileri deyip geçmeyelim. Sadece kendi penceremizden, kendi gözümüzden gördüğümüz kadar değil, değil mi hocam? Yani bütün tabii, Türkiye'de 25 ilden fazla üretimin devam ettiği bir süreçten. Açılışta özellikle dedim, hem bölge halkına katkısı var, hem Türkiye ekonomisine katkısı var. İhracat noktasında dünyada yavaş yavaş adımızı duyurmaya da başladık. Tam burada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Özür dileyerek. Süs bitkileri sektörü dünyada katma değeri en yüksek sektör. Hemen hemen %95'e yakın katma değer. Nedir? Sadece üretmiyorsunuz. Bunun yan sektörleri var. Seracılık var, hasat, paketleme, söküm, dikim makineleri, robotları var, ısıtma teknolojisi var, soğutma teknolojisi var, gübre, ilaç sanayi var, kutu sanayi var, ambalaj sanayi var. Bütün bunlarla ilişkili ve Türkiye'de doğrudan 25-30 bin, dolaylı olarak 300 ile 500 bin kişiye istihdam sağlayan koca bir sektör. Dünyada da bu böyle. Tabii özellikle gülü, ben hem gıda yönünden de bakayım, gülden reçel ve parfüm için etken maddeler üretilir. Isparta gülü de meşhurdur. Oradan buradan hemen Isparta'ya selam olsun. Biz tabii yayın öncesinde de sohbet ediyoruz. Soner hocama şeyi söyledim. 600'e yakın hasat çektim bugüne kadar. Isparta gülünün hasatı o kadar zor, o kadar meşakkatli ki. O yüzden buradan Isparta'ya, oradaki emekçilerimize, üreticilerimize bin selam olsun. Türkiye için çok önemli çünkü. Orası. 17 yıl Isparta'da üniversitede görev yaptım. Evet. Buradan da aynı şekilde Isparta'daki her iki üniversitedeki arkadaşlara, dostlara, insanlara, Isparta halkına da selamlar aynı şekilde. Sizin önemli çalışmalarınız, bilimin ışığındaki çalışmalarınız aslında değer yaratıyor. Çünkü sizlerin verdiği yol haritasıyla üretim devam ediyor. Hadi tam da bu noktada durduğumuz yerde o zaman şunu değerlendirelim. Türkiye'de süs bitkilerin mevcut durumu nedir? Bilmiyorum, Türkiye'de yaklaşık 57, rakamları küsuratlı vermeyeceğim. Tabii. Düz, yuvarlayarak 57 bin dekar alanda süs bitkileri üretiyoruz. Bu 57 bin dekarın 40 bin dekarını dış mekan süs bitkileri, 15 bin dekarını kesme çiçekler, yaklaşık 2 bin dekarını iç mekan süs bitkileri, 500 dekarını da çiçek soğanları oluşturuyor. Üretimimiz müthiş, bu kadar. Müthiş. Şimdi ya hocam hayretle dinliyorum, neden biliyor musunuz? Benim gibi aranız çok çiçekle iyi değilse, işte hani süs bitkisi deyince benim hemen aklıma işte evde yetiştirdiğim saksı geliyor. Ama şimdi sizin anlattığınız bir sektör. Verdiğimiz rakamlar yani muazzam o anlamda. Peki Türkiye'de ilk ne zaman başlamış Soner hocam? Türkiye'de ilk olarak 1940'lı yıllarda, o zaman Yalova biliyorsunuz ilçeydi. İstanbul ve çevresi, o zaman Yalova ve çevresinde 1940'lı yıllarda süs bitkileri üretimi başladı. 1975'li yıllarda Ege bölgesinde İzmir'e, 1985 yılında da Akdeniz bölgesinde Antalya'da başladı. Türkiye'de ilk çiçek ihracatı 1985 yılında Antalya'da başladı. Ve sektörün lokomotifi de Antalya'ya kabul ediyoruz. İhracatla beraber hem üretim alanları, seralar gelişti, üretim alanları gelişti ve bugün sektör artık kocaman bir sektör haline geldi. Mevcut durumda söylediniz, ben ihracatını da söyleyeyim size. Lütfen. Bugün bakın 3-4 sene öncesine kadar Türkiye yıllarca dış ticaret dengesini ithalat lehine gelişti. Yani ihracattan daha çok ithalat yapmışız. Ama son 5-6 yıldır artık ihracatımız zirvede. Bugün yani 2022 verilerine göre Türkiye'nin süs bitkileri ihracatı 120 milyon dolar. İthalatı 47 milyon dolar. Bakın makas nasıl ihracat lehine gelişti. Tam da o noktada bir şey soracağım hocam müsaadenizle. 2022 yılında %20'nin üzerinde bir artış söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi pandemide pandemi birçok sektörü geri götürdü ama süs bitkileri sektöründe insanlar eve kapanınca ne oldu? Ya balkonunda sebze tohumlarını ekmeye başladı ve çoğunlukla çiçek. Dolayısıyla doğayla insanlar çiçek bir sevginin aracı. Canını sıkıldığı zaman sulayın, gübreleyin, yapraklarını alın, budayın, çoğaltın. İnsanlar konuşun.
Konuşun çünkü kapalı mekanda yapabileceğiniz başka bir şey yok. Bahçenizde bunları yapın. Stres giderici. Biz de Nevzat Hocam. Stres giderici. Biz de Nevzat Kesinlikle. Hocam böyle yaptık çünkü değil mi Nevzat Hocam? Dolayısıyla süs bitkileri tüm dünyada da Türkiye'de de hiç azalmadan daima yukarı doğru artan bir ivme. Hem üretim alanları hem ihracat. Sürekli artarak bir eğilim gösteriyor ve yılda ortalama %10, bazı yıllar %15, %20'lere kadar artan bir ivmeyle devam ediyor. Müthiş. Buyurun Nevzat Hocam. Soner Hocam çok önemli gördüğüm için soruyorum. Bizim masamızda şu anda lale yok ama biliyorsunuz lale Türkiye özgüdür. 1500'lü yıllarda ben Hollanda'ya gittim. Keekonhof denen bir yer var. Laleler. Sanki Hollanda lalesi. Japonya'ya gittim. Nagasaki. Oranda garden. Oranda garden dediği lale. Yani bu laleye de bir el atalım. Hocam, bunun çok önemli bir konu. Sizin de iyi bildiğinizi biliyorum. Yaramıza değindiniz ama lalenin aslında ana yurdu bizim burası. Evet. İşte onu söylememiz lazım. 1500'lü yılların ikinci yarısında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi tarafından Avusturya Viyana'ya gönderiliyor. Oradan Hollanda'ya gidiyor. Evet. Hollanda'ya gittikten sonra lale o kadar değer kazanıyor ki bütün bitkilerden daha bağlı bir bitki haline geliyor. Ama tabii ki doğal haliyle değil. Zaman içerisinde ıslah edilerek. Yani nedir? Mevcut özellikleri iyileştirilerek, olumsuz özellikleri iyileştirilerek, çiçeği küçükse büyütülerek, vaz ömrü ya da açma süresi azsa uzatılarak, yaprakları daha canlı, dekoratif hale gelerek. Dolayısıyla orada gitti ve şu an hocam asıl acı tarafı, Hollanda'da bugün 6 milyar adet lale soğan üretiliyor ve 1,5 milyar euro para kazanıyor. İhracat yapıyor. Onun için ben bu soruyu sordum. Sizin de çok önem verdiğinizi biliyorum. Ülkemizin buna önem vermesi lazım. Ya en azından bir şehir efsanesi mi değil miydi onu öğrendik. Hayır Hollanda. Kökenimizden gitti. Bizde de çok önemli biliyorsunuz Osmanlı Devri'nde lale devri de var. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de Konya'da Karaman'da lale üretim, lale soğanı üretim şeyleri de var. Alanları da var. İstanbul'da biliyorsunuz lale festivali var. Ama laleye daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Ülke politikası olmalı ve bunun üzerine gidilmeli. Peki, bizim çünkü Türkiye'de 15 civarında doğal lale türümüz var. Şimdi Nevzat Hocam, Soner Hocam o kadar çok soru geliyor ki sizden şöyle bir istirham olacak. Affınıza sığınarak. Daha hızlı, daha seri gidelim. Hocam yüzlerce soru geliyor. Benim çok fazla sorum var. Çünkü Soner Hocam gelince bizim hakikaten telefonlarımız kilitleniyor. Şimdi Soner Hocam bu kadar ihracattan bahsettik. Biraz ihracattan konuşalım. İhracat noktasında hem dünyaya bir bakalım hem ülkemize bir bakalım lütfen. Ne noktadayız? Dünyada ihracatta önde giden ülkeler hangileri? Bizim yerimiz nerede? Ne kadar ihracat yapıyoruz? Önce dünyadan başlayalım. Lütfen. Dünyada süs bitkilerin üretim değeri 65 milyar euro. Bakın 65 milyar euro üretim değeri. Hı hı. Dünyada süs bitkileri ihracatı 28 milyar dolar. İthalat 25 milyar dolar. Hemen hemen dengeliyor. Asıl çarpıcı özellik hep Hollanda diyoruz değil mi? Evet. Hollanda 17 milyon nüfus. İşte başta. Konya kadar diyoruz ama Hollanda'nın tarım ihracatının %10'u süs bitkileri. Dünyada 28 milyar dolar süs bitkileri ihracatının 14 milyar dolarını tek başına Hollanda karşılıyor. Yani %50'sini. Evet. İkinci sırada Kolombiya var. 1.7 milyar dolar. Üçüncü sırada İtalya var. 1.3 milyar dolar. Dördüncü sırada Almanya var. 1.2 milyar dolar. Beş ve altıncı sıraları Belçika ve Kenya karşılıyor. Bakın Kenya Afrika ülkesi 800'ler milyon dolar. Öne çıkan ülkeler bunlar. Türkiye'ye az önce söylemiştim. 120 milyon dolar ihracatımız var. Ayrıca ithalat da var değil mi? 47 milyon dolar. Evet. Hocam 2015 yılında Türkiye'nin süs bitkileri ithalatı 93 milyon dolar, ihracatı 60 milyon dolardı. Bakın oralardan yani ithalat burada, ihracat buradaydı. Oralardan bu noktaya geliyoruz. Çünkü sektörümüz hızla gelişiyor. Açık dış mekan süs bitkileri üretim alanları, kesme çek üretim alanları, iç mekan süs bitkileri üretim alanları. Bunlar artık kaliteli üretim yapabiliyoruz. Eksiklerimiz var, sorunlarımız var ama artık şunu söyleyebilirim. Bakın artık dünyadan, Avrupa ülkelerinden, Hollanda'dan, İngiltere'den süpermarketteki insanlar buraya geliyor. Henüz daha dün Antalya'ya geldiler. Türkiye'de üretim yapalım, gül üretimi yapın, krizantem üretimi yapın, lilim üretimi yapın, marketlerde kontrat imzalayalım ve bunları bize gönderin. Neden? Çünkü Avrupa'da bir enerji maliyetleri, iki iş gücü büyük problem. Dolayısıyla Türkiye öyle bir noktada ki Asya, Avrupa kıtasının birleştiği yer hocam. Orta Doğu'da katarsanız köprü. Öyle bir yerdeyiz ki. Köprü. Tam köprü. Evet. Lojistik, pazara yakınız. Evet. Yani Kenya'dan, Kolombiya'dan, Ekvator'dan uçakla çiçekler Hollanda'ya geliyor. Türkiye'den 6 günde gidiyor. Avrupa dibimizde. Lojistik maliyetleri çok arttı son yıllarda biliyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir noktadayız. Bir açık var ve bu açığı en iyi şekilde pazar var. Pazara
Pazar var, kesinlikle pazar var ama pazarın koşulu ne? Bir, sürdürülebilir üretim yapmak. Kaliteli üretim İki, yapmak. Kaliteli üretim yapmak. Üç, standartlara uygun üretim yapmak. Peki bu noktalarda eksiklerimiz var. Burada sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü ithalat kısmını da konuşacağım. Yani neden ithal ediyoruz? Neden biz yerli olan, burada üretilenleri kullanmıyoruz? Ama müsaade ederseniz şimdi bir Çanakkale'ye uzanalım. Canlı telefon bağlantımız var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Füsun Erduran Nemutlu. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Güneşli bir Çanakkale'den merhaba diyorum. Sağ olun hocam. İyiyim. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Füsun Hocam, evet. Stüdyomuzu gördüyseniz hani pek çok evet. çeşidi tabii ki getiremedik buraya ama süs bitkileri deyince evimizde olanlar değil, sadece salon bitkileri değil, benim aklıma hemen şehri güzelleştiren, evet. aslında sanatla birlikte çiçeği hani buluşturan bir öge geliyor. Dolayısıyla peysaj benim için bu ama biz işin uzmanından dinleyelim. Peysaj nedir hocam? Evet, peyzaj mimarlığı mesleğinin temel hedefi aslında şöyle ben tanımlayayım. Doğa ve çevreyi insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek şekilde planlamak, tasarlamak, korumak, geliştirmek ve yönetmektir. Ayrıca bu noktada ben 2003 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nden de kısaca bahsedeyim. Sözleşme, peyzajları yaşam kalitesinin, çevresel değerlerin, sosyal, kültürel ve tarihi kimliğin bir parçası olarak görmektedir. Günümüzde kentsel yaşam şartlarının hızla değişmesi, kentlerin ihtiyaçlarını da beraberinde artırmıştır. Kentlilerin yaşam kalitesini artırmak için ekolojik yaşam olanakları sağlayan kentsel yeşil alanlar tasarlanması biraz zorunluluk haline gelmiştir. Tabii ki de şunu unutmamak gerekir. Peyzaj tasarımları ile ön plana çıkan alanlar daha fazla tercih edildiğinden bu bölgelerde gayrimenkul fiyatları da artmaktadır. Son yıllarda yaşanan pandemi sürecine bakalım. Bu dönemde ise bireylerin doğa ile daha fazla ilgilenmeye başlaması, bahçelerini tasarlama ihtiyacı duyması ve ailelerin doğal alanları tercih etmesi peyzaj bitkilerine olan ilgiyi de artırmıştır. Böylece üretici olan fidanlıkların satışı, üretimleri de artmıştır. Bu aslında hocam birbirine... Buyurun. Ay estağfurullah hocam sözünüzü kestim, özür diliyorum. Aslında çok sormak istediğim şey olduğu için size evet. hani işin uzmanını bulmuşken. Şimdi Füsun hocam çok güzel bir şey söylediniz. Bu bir birbirini aslında tamamlayan bir süreç, bir reaksiyon. İşin içine peyzaj girince dediğiniz gibi sadece şehir güzelleşmiyor, bir kimlik de kazanıyor. Peki evet. tam da bu noktada hocam mekanlar için, şehirler için uygun bitki seçimi nasıl yapılmalı? Hangi yol haritası izlenmeli ki en doğru şekilde ortaya çıksın yapılan sonuç? Evet. Biz aslında kentsel alanlarda peyzaj bitkilerini kullanırken o alanların 50-60 yıllık tarihini yazıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve kentlerin arsa değerlerinin ne kadar da yüksek olduğunu göz önüne almalıyız bu noktada. Bu noktada aslında biz üreticiyle tüketici arasında çok önemli bir bağlantı olması gerektiğini ben söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde son yıllarda aslında 2009'dan 2020'ye doğru baktığımızda peyzaj bitkileri üretimi çok yüksek oranda artış göstermiş. %52'den %73.4'e yükselmiş. Bu kullanım olarak baktığımızda peyzaj bitkileri kullanarak biz eğer alanlara doğru bitki seçimi yaparsak dinamik, estetik ve işlevsel özellikler katabiliyoruz. Peki nasıl bitki kullanmalıyız sizin sorunuza geliyorum. Bir alana biz eğer o alanın işlevine uygun olarak bir bitki kullanırsak mesela bir park alanını daha neşeli hale getirebiliriz. Daha hareketli hale, daha ilgi çekici hale getirebiliriz. Bir hastane bahçesini huzurlu hale getirip kullanıcılara daha uygun bir alan sunabiliriz. Bunların
yapılmasıyla biz aslında alanda zaman boyutunu da değerlendirmeliyiz. Yani zaman boyutu derken bitkiler canlı malzemelerdir. Dört mevsim farklı özellikleri sunabilmelidir bize. Yıllara göre de bunlar değişim göstermektedirler. Şimdi biz burada kentlerimize baktığımızda maalesef çok yoğun egzotik türlerin kullanıldığını görüyoruz. Yani yurt dışından çok fazla bitki getirildiğini görüyoruz. Bunlar kentlerin kimliklerinin aslında kaybedilmesine neden olabiliyor zaman zaman. Bizim ülkemiz oysa ki o kadar zengin ki doğal bitki örtüsü açısından. Her bölgemizde çok farklı bitki türlerinin yaşadığını görebiliyoruz. Biz o zaman bu bölgelerimizin özelliklerini ön plana çıkarabilecek, o bölgelerin doğal bitki örtüsünde bulunan türlerden peyzaj tasarımlarına yansıtabildiğimiz oranda başarılı sayılacağız. Çünkü bitkisel tasarımlarda bu eksotik bitki kullanımı, yani yabancı ülkelerden yoğun bitki girmesi neden olmuştur. Yurt içerisinde talebi karşılayacak oran yeterli bulunmadığından. Ancak günümüzde artık bu sektör oldukça gelişmiş. Yalova'da, Bursa'da, İzmir, Antalya birçok kentte çok büyük planlıklarda kendi üretimlerimiz yapılmaya başlanmış. Artık ihracatlar yapılmaya başlanmıştır. Canlı bitki ihracatımız son yıllarda oldukça artmıştır. O zaman biz de kendi bitkilerimizi, üretimlerimizi kendi kentlerimizi tanıtacak şekilde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla hocam aslında şimdi peyzaj mimarlığı çok önemli bence. Çünkü biraz önce sizin de salık verdiğiniz gibi bir kentin karakterini, bir kentin dokusunu yine bizim coğrafyamızın süs bitkileriyle tasarladığınızda bence ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Tam da bu noktada sizin eğitmenliğiniz çok önemli, yol göstericiliğiniz çok önemli. Hocam bir gün sizi stüdyomuza bekliyoruz. Bu konuları daha detaylı, daha geniş konuşalım isteriz. Tamam. Öyle değil mi Soner hocam? Füsun hocam çok teşekkür ediyorum. Konuklarımızın da sizlere çok selamı var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında sadece estetik değil, ekolojik olarak da kentlerdeki yeşil alanların sürdürülebilirliğini de sağlayacak. Çünkü günümüzde biliyorsunuz iklim değişimi çok önemli noktada. Evet. Su çok önemli. Su kullanımını en az tüketen bitkilerdir, doğal bitkiler. Çok teşekkür ediyorum beni konuk olarak aldığınız için. Hocam lütfedip siz katıldınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede stüdyomuza bekliyoruz sizi. Hakikaten biraz önce söylediğiniz o bütün bilgiler, ek olarak şunu da söyleyelim. Ülkemin katma değeri aslında bütün bunlar. Yaptığınız tüm çalışmalar için saygı sunuyoruz. Sağ olun hocam, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Füsun hocam o kadar güzel söyledi ki Soner hocam, yani mesele sadece aynı güzel bir şehir oldu değil. Ekolojik dengeden bahsediyoruz. Evet, iklim kriziyle yüzleşeceğiz. Özellikle bizim ülkemiz. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla yerli üretim, bizim coğrafyamızın üretimi. Peki biz niye ithal ediyoruz hocam ve neyi ithal ediyoruz biz daha çok? Şimdi az önce bahsetmiştim. 5-6 yıl önce 93 milyon dolarlardan 47 milyon dolarlara geldik. Sektör genç bir sektör. Bugün özellikle belediyelerde, özel projelerde, özel projeler ya da belediyelerde, kamuda büyük ağaçlar istiyorlar. Bizim aslında öncelerden ithal ettiğimiz daha çok büyük ağaç gruplarıydı. Yani bunları yetiştirmek uzun süreler alıyordu. Minimum 7 yıl, 10 yıl gibi süreler alıyordu. Bizde de sabretmiyoruz. Başından beri sabır diyoruz. Sabretmek için ekonomik güç gerekiyor. Dolayısıyla başlangıçta daha çok biz ağaç gruplarını ithal ediyorduk. 47 milyon doların artık günümüzde değişti. 17 milyon dolar saksı bitkilerini ithal ediyoruz. İşte işte. Dış mekanı biz üretiyoruz. İhraç etmeye başladık daha fazlasıyla. Şimdi onun yerini ithalatta iç mekan alıyor. Benim anladığım şu mu hocam? Biz özellikle hani peyzajda kullandığımız, işte mesela belediyelerin yani daha çok kullandığı ya da kamunun. Bitkiler. Mesela büyük ağaçlar. Evet. Onları daha çok dışarıdan ithal ediyorduk. Önceleri. Artık onları da burada, çünkü bunların yetişmesi türüne göre, bir mavi lahana yapıyorsanız en az 10 yıl gerekiyor. Ihlamur yetiştiriyorsanız minimum 7 yıl gerekiyor. Çalı grupları var, gül gibi, ateşli gene gibi. Bunlar da 1 yıl, 2 yıl süre gerekiyor. Daha çok büyük ağaçları ithal ediyorduk ama bunlar artık Türkiye'de özellikle Sakarya, Bursa, İzmir, Manisa, bu bölgelerde dış mekana yönelik olarak çok güzel firmalarımız var. Hem kaliteli üretiyorlar ve başta
Hollanda, Almanya, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, ihraç ediyoruz bunları dış mekan olarak. Daha da artırmalıyız değil mi? Daha da artırmalıyız çünkü pazar ama büyük. Işte Hollanda'ya da yani ihraç ediyorsak orada evet, da bir gurur duyalım yani. Evet. Bakın Nilgün Hanım, Hollanda sadece az önce dedik ya dünyanın evet, yarısını ihraç ediyor. Hollanda re-export yapıyor. Bir ülkeden alıyor, ticaret başka ülkeye satıyor. Dünyadaki kesme çekirdeği tarımda da öyle değil mi hocam Hollanda? Tarımda da öyle. Kesme çiçeklerin, dünyadaki kesme çiçeklerin %70-80'i Hollanda mezatından geçiyor. Diğer süs bitkilerinin %40'ı Hollanda mezat sisteminden geçiyor. Alıyor satıyor. Alıyor satıyor. Dünyadaki gül üretiminin %47'sini hocam Hollanda alıyor, re-export yapıyor. Evet. Bakın biliyorum karanfil. Türkiye'nin kesme çiçek ihracatımız ne dedik? $50 milyon kesme çiçek ihracatı. Ve en çok bunu, karanfil. En çok karanfil $45 milyon. Yani neredeyse yani %90'ını karanfil oluşturuyor. Ve karanfilde tek tür olarak ihraç ediyoruz. Bunları mutlaka ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Dünyada karanfil ihracatında 3. sıradayız. 1. sırada Kolombiya, 2. sırada Hollanda var. Ama Hollanda aldığı ürünün %88'ini re-export yapıyor karanfiller. Kendisi üretmiyor. Kendisi üretmiyor. Evet. Burada özellikle çok affedersin şuna değinmek istiyorum. Saksılı bitkileri mutlaka artırmamız gerekiyor. Orkide, yukka, Dresena, Diffenbachia, Schaeffler'a, Benjamin, Bonsai'ye artık bunların da Türkiye'de daha fazla üretilmesi gerekiyor. Hı. Lafınızı neden şöyle balla kesmek istedim? Şimdi seyircilerimizden çok fazla soru geliyor. Hepsini okuyamıyorum, affedin. Şunun için söyledim. Mesela İbrahim Duran demiş ki efendim Antalya'dan. Soner hocamıza sorar mısınız süs bitkisi ithalatını nasıl düşürebiliriz diye. Yani daha da nasıl aza çekebiliriz diye. Zaten ciddi manada şu an azalmış durumda ama biraz önce söylediğiniz gibi. Kaliteli üretim yapmak, standartlara uygun üretim yapmak gerekiyor. Bakın saksı bitkilerinde Nilgün Hanım en fazla şu an saksı bitkilerini ithal ediyoruz. Bunu saksı bitkileri modern sera istiyor. Sıcaklık istiyor. Dış mekan gibi değil bu. Dış mekanda sıcaklık, soğukluk, farklı türler var biliyorsunuz. Sıcağı seven türler var, serin iklimi seven türler var. Saksılı bitkilerde tropik olanlar var, ılıman iklimi sevenler var. Ama hepsi ortak olarak genellikle gece sıcaklığının 14 derecenin üzerinde olmasını istiyor. Bugün Türkiye'de özellikle seralarda ısıtma kömürle yapılıyor. Bir dekar serayı ısıtmanız için minimum 30 ton kömür gerekiyor. Tabii. 30 ton kömür, bir ton kömür yaklaşık $400. Dolayısıyla bir dönüm için yaklaşık 240 bin TL'lik bir ısıtma harcamanız gerekiyor. Evet. Peki kömürün yerine şöyle bir bak, Türkiye'de jeotermal kaynaklarımız evet, var. Türkiye özellikle Ege bölgesi, bakın Avrupa'da birinci, dünyada jeotermal enerji kaynakları bakımından 4. sıradayız. Bugün Kütahya, Sima bölgesi, Afyon, Denizli, Kırşehir, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın, bütün bu bölgelerde sıcak su var, jeotermal. Dolayısıyla kullanılmalı. Ve seralarda ki başladı Türkiye'de var. Seralarda yıllık işletme giderlerimizin %60'ını ısıtma alıyor. Isıtma alıyor. Hı. Sadece yani 100 lira harcıyorsunuz, 60 ısıtmaya gidiyor. En büyük girdilerden mi? Bunu sadece jeotermale çevirirseniz üretim maliyetlerinizi düşürür. Dolayısıyla mutlaka jeotermal olan bölgelerde üretim alanlarını mutlaka artırmamız gerekiyor. Hocam bir de arazi sorunu var. Arazi sorunu özellikle dış mekanda çok büyük sorunumuz. Hmm. Çünkü sektör biliyorsunuz böyle Türkiye haritasını alırsanız Ege, Akdeniz, Marmara'da sahile yakın yerlerde gelişmiş. Hem dış mekan hem iç mekan hem kesme çiçek. Çünkü iklim daha uygun. Hmm. Dolayısıyla buralarda artık arazi de değerli. Otellere tahsisler, farklı alanlara, sanayi alanlarına tahsisler. Dolayısıyla arazi kiraları yükseldi. Sonuçta bitki yetiştiriyorsunuz. Uçak yapmıyorsunuz orada. Dolayısıyla sanayiye devrettiğiniz kirayla bitkisel üretime devrettiğiniz kiranın farklı olması lazım. Arazilerde insanlar uzun süreli yatırım yapamıyor. Çünkü 7 yıllık anlaşmalar yapılıyor. 7 yıllık bir yere yatırım yapmazsınız. Çünkü seri yaptığınız zaman zaten kendini kurtarması o kadar zaman alıyor. Dolayısıyla devletimiz ne yapabilir? Ne yapabilir? Aslında kamunun çok güzel hazine arazilerimiz var. Tabii. Kullanılmaya tahsis gerekir, değil mi? Arazilerimiz var. Bunların mutlaka bu sektöre tahsis edilmesi gerekiyor. Bu çok zor bir şey değil. Bu şekilde arazi sorunu çözülebilir. Sorunlarımızdan mesela Türkiye zengin floraya sahip diyoruz. Evet. Dünyada 391 bin adet bitki türü var. Türkiye'de 12 bin tane bitki türü var. Bunun yaklaşık 4 bin endemik. Evet. Ama az önce hocam bahsetti. Evet. Bunları yeterince biz ticarete kazandıramıyoruz. Bu kadar zengin floramız var. Doğamızdaki bitkileri ticarete kazandıramıyoruz. İthalat yolunu seçiyoruz. Bu biraz ıslah gerektiriyor. Doğadaki bitkilerin kültüre alınıp ıslah edilmesi gerekiyor. Bu da bir zaman gerektiriyor. Ve ciddi ARGE çalışmaları ciddi gerekiyor. Ciddi ARGE çalışması gerekiyor. Buna yönelik olarak Türkiye'de hem üniversitelerde hem enstitülerde ıslah çalışmaları var. Şu ana kadar 29-30 tane çiçek tescili yapıldı. Yurt dışındaki firmaların da yaptığı tescillerle beraber Türkiye'de 65 tane tescil edilen çeşidimiz var. Yani doğayı, doğadaki bitki, bakın şöyle düşünün.
Gülün ana vatanları arasında Türkiye yer alıyor. Biz gül ithal ediyoruz. Evet. Bahçe gülü. Lale de aynı durumda. Lale de aynı durumda. Bunu kendiniz yaparsanız, çünkü doğadaki bitkiler olduğu gibi çok beğenilmiyor biliyorsunuz. Estetik görünümlerini siz beğeniyorsunuz, öteki beğenmiyor. Olumsuz özellikleri olabiliyor. Bunlar iyileştirilebilir. Bugün Hollanda dünyadaki çiçek ıslahının en büyük ıslahçı ülke. İsrail. Evet, bu hocam. Islah süresi de minimum 3 yıldan başlıyor. Lale hocam 20 yılda ıslah ediliyor. Laleye el atmalıyız hocam. Laleye el atmalıyız. Lalenin hocam yani soğanını tohumdan alıp çiçek açması 4 yıl 5 yılı buluyor. Evet. Ondan iyi bir çeşit geliştirdiniz. 1 hektar soğan alacaksınız değil mi? Ya da 1 milyon soğan yapacaksınız. Hı-hı. Bunun için de minimum 20 yıl gerekiyor. Sabır. Evet. Ama başladık. Başlamak bitirmenin yarısı. Başladık mı zaman öyle bir geçiyor ki. Ama işte tam doğru da arazi sorunu mutlaka devlet tarafından evet. Düzenlenmesi gerekiyor. Bu kadar büyük bir sektörden bahsederken dikkate alınması gereken hususlar var değil mi Nezih Hocam? Bu saksı çiçekler için bir kota var mı? Yani ithalat yasaklaması var mı? Hocam yasaklamada şöyle sadece gümrük vergisinde muafiyet var. O muafiyet için yükseltiliyor. Dolayısıyla işte Afrika menekşesi, orkide, işte özellikle Şeflere grubu, Drasana grubu, Yukka grubu, bu Benjamin grubu. Bunlar yapraklı grubu çok ithal ediyoruz. Çiçekli gruptan da çok ithal ediyoruz. Ve rakamlar da artıyor. Her yıl artıyor. İçeride üretmemiz gerekiyor. Bunlar zaten... Hepsini üretmeliyiz. Üretmeliyiz. Peki hocam, çok fazla sorum var. Şöyle kısa kısa hemen yanıt alsam olur mu? Tabii. Akdeniz bölgesinde en iyi yetiştirilebilecek çeşit hangisi olabilir? Hangi? Esma Karga. Akdeniz bölgesinde en iyi yetiştirilebilecek çeşit hangisi diyor? Süs bitkileri mi, iç mekan mı, dış mekan mı, kesme çiçek mi? Hocam serada. Serada. Serada kesme çiçek amaçlı olarak düşündüğünüz zaman Türkiye'de şu an krizantem üretimi, gül üretimine mutlaka yatırım yapılması gerekiyor. Gül krizantem üretimi. Bunlar çünkü katma değeri yüksek ürünler. Yatırım maliyetleri yüksek ama ona göre de getirisi kısa olan ürünler. Karasal iklimde yetişebilen süs bitkisi var mı? Var. Birçok böyle Ankara karasal iklim. Yozgat dediniz. Yani. Yani bakın şöyle diyoruz. Diyoruz ki bu bitki burada yetişmiyor ama ithal edip oraya dikiyoruz. Ya ithal edip oraya dikiyorsunuz yetişiyor. Ya demek ki bu iklime uygun. Evet. Yani. Dolayısıyla dünyanın her yerinde her iklime uygun bitkiler var. Önemli olan bu bitkilerin ekolojik iklim isteklerini bilmek. Uygun bitkiyi uygun yere dikmek. Bugün Ankara'ya hurma ve palmiye dikerseniz olmaz. Ama... Antalya'ya dikerseniz, Adana'ya dikerseniz olur. Bu kadar basit. Doğru denge, doğru dizayn, doğru dağılım. İklim koşullarını, bitkini tanıyacaksınız. Önce bitkiyi bilmek gerekiyor. Hı hı. Bitki hangi iklim koşullarını istiyor? O hangi iklim koşullarını istiyorsa o bitkileri seçeceksiniz. Bugün 40-45 derece yetişen bitkiler var. -10, -20, -30 derecelere dayanan bitkiler var. Hocam nasıl deniz derya bir konu bu süs kesinlikle. Bitkileri? O yüzden bir sonraki perşembe tekrar devam edelim mi konuşmaya? Edelim, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. Ülkem adına iyi ki varsınız. Sağ olun, sağ olun. Hocam. Bitirdik, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ olun. Peki, hadi şimdi bir reklam arası ardından tekrar buradayız. Sesinde Profesör Doktor Soner Kazas hocamla birlikte hem Türkiye'de hem dünyada genel anlamda süs bitkileri sektörünü değerlendirdik. Hem de gül bakımı noktasında püf noktalarını verdik. Bir sonraki perşembe için yine Soner hocama sorularınız varsa şimdiden bizlere iletebilirsiniz. Bizden hemen sonra Alişan'la Hayata Gülümse yayında olacak ve bugün çok kıymetli bir konuğu var. Türklerin beyi Yavuz Bingöl birlikte olacak onlarla. Dolayısıyla bizden sonraki yayında ne olur kaçırmayın ve yarın sabah 8.45'te de bu toprağın sesi olmak için biz tekrar buluşalım. İyilikler olsun.